İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi üst düzey konuşmacılar yer aldı. Arkadaşlarımız Akas ve Cihat, Amerika ve İsrail ordusunda hükümetinde görev almış kişiler, diplomatlar, hahamlar ile çeşitli düşünce kuruluşlarından politika uzmanları ve danışmanlarla görüştüler. Görüşmelerde çalışmalarımızı anlatarak sizin kitaplarınızı hediye ettiler. Bu ziyaretleri boyunca Türkiye ve İslam karşıtı kanaatlere sahip kişilerle de görüştüler. Onların görüşlerinin değişmesi için karşı açıklamalar yaparak konuları Türkiye açısından anlattılar. Ayrıca radikalizm ve terörden şikayet eden bu kişilere asıl ideolojik mücadelenin önemi ve gerekliliğini anlattılar. APAC politika konferansından genel görünüm var. Ayrıca evet, İsrail'in şu anki Adalet Bakanı, Bakan Ayeret Şaket, kendisi dindar bir partiden politikacı, aynı zamanda bilgisayar mühendisi, sizin İslam Terör Lanetler kitabınızı incelerken görüyoruz. Amerika Kongre üyesi Joe Wilson, kendisiyle sinagogdaki bir konferans sonrasında uzunca çalışmalarımızı anlatma fırsatı bulmuş arkadaşlarımız. Kendisi Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini anlatmış. Kanada eski başbakanı Stephen Harper, Kanada'nın 10 sene başbakanlığını yapan muhafazakar bir politikacı, uluslararası katılımcıların geldiği bir resepsiyonda çalışmalarımızı uzunca anlatma fırsatı bulmuş kardeşlerimiz. Kanada eski Adalet Bakanı Profesör Arvin Kotler, kendisi aynı zamanda dünyaca tanınan en çok söz sahibi insan hakları avukatlarından, yanındaki eşi de Selanik asıllı bir Musevi olarak Türkiye'yi çok sevdiğini anlatmış arkadaşlarımıza. Tisipli Livni, çeşitli İsrail hükümetlerinde dışişleri de dahil olmak üzere 8 bakanlık pozisyonu almış, İsrail'in en güçlü bayanı olarak tanınıyor. Geçmişinde İsrail istihbaratı Mossad'da da görev almış, şu anda muhalefet partisi lideri. Eski İngiliz Bakan Sir Eric Pickles, İnanç Bakanlığı, Devlet Bakanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuş, şu anda soykırım sonrası konular için İngiliz hükümetinin özel elçisi olarak atanmış. Tuğgeneral Nitsan Nuriyel, ordu görevinden emekli olduktan sonra İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev almış. Başbakanlık Ofisi'nin Terörle Mücadele Bürosu'nun eski yöneticisi, terörle mücadele için Uluslararası Enstitüsü, IDC, Herzliya Enstitüsü gibi kurumlarda aktif. Arkadaşlarımızın ideolojik mücadelenin önemiyle ilgili anlatımlarından çok etkilenmiş Tuğgeneral Nitsan Nuriyel. Yarbay Sarit Zehavi, istihbarat konusunda uzman olarak orduda görev almış bir kişi. Alma Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin yöneticisi. Kendisi arkadaşlarımızın ayetlerle anlatımlarından çok etkilenip heyecanlanmış. Doktor Michael Pregant, Hudson Enstitüsü'nde Orta Doğu güvenlik ve terörle mücadele konusunda uzman. 28 senelik orduda istihbarat subayı olarak görev almış. Uluslararası basında sık sık görüşlerine yer veriliyor. Kendisi Katolik bir kişi olarak çocukların sevgiye yatkın oldukları, nefreti sonradan öğrendiklerinden bahsetti ve Orta Doğu'daki radikal zihniyetteki kişilere yönelik nasıl bir eğitim politikası yapılabileceğine dair detaylı sorular sormuş. Frank Melul, İsrail'in uluslararası kanalı İ24 televizyonunun yöneticisi. İsrail öncesinde Fransa Dışişleri, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Başbakanlık Ofisi'nde basın konusunda danışman olarak görev almış. Profesör Ira Forman, 40 yıllık Musevi cemaatindeki hizmetinden sonra önceki dönemde Amerikan hükümetince antisemitizmle mücadele konusunda özel elçi olarak atanmış. Georgetown Üniversitesi'nde profesör. Doktor Michael Evans, Facebook'ta 35 milyon takipçisi olan evanjelik bir lider, yazar ve yorumcu. Kitapları en çok satanlar listesinde 71 kitabı olan ve Orta Doğu ile ilişkiler konusunda yorumlarına sıkça başvurulan Yahudi asıllı bir Hristiyan. Kurucusu olduğu Kudüs Dua Ekibi organizasyonu 180 ülkede faaliyet gösteren en büyük dua organizasyonu. Eski dönem İsrail Devlet Başkanlarına da danışmanlık yapmış. Doktor Emanuel Ottolenghi, Demokrasinin Savunması Vakfı'nın kıdemli üyelerinden, İtalyan asıllı bu kişi. Doktor Emanuel Ottolenghi. Yarbay Gilad Aysin, askeri istihbaratın hapishanelerden sorumlu yetkilisi, arkadaşlarımızın ideolojik mücadele ve eğitimin önemi konusunda anlattıklarından çok etkilenmiş. Bu resimde Cihat Haham Shmuley Botea, Amerika'nın en etkili ve en tanınmış hahamı unvanına sahip, modern gençleri Museviliğe yaklaştıran bir kişi olarak tanınıyor. Dünyadaki en etkili Museviden biri olarak görülüyor. Ayrıca Haham Yishai Fleischer, yine kardeşimiz Alkas ve Amerika'dan bir danışman Ensa'da Musevi Jake Bennett.
Doktor Avi Yoriş, Amerikan Dış Politikası Merkezi'nde kıdemli üye, İsrail'in buluşlarıyla dünyaya nasıl katkıda bulunduğunu anlatan çok satan bir kitabı var. Burada Tevrat'ı hayata nasıl geçirdiklerini anlatıyor. Amerika Hazine Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nda çalışmış, El Ehser'de İslam tarihi okumuş. Ayrıca CFR olarak bilinen Dış İlişkiler Konseyi üyesi. Doktor Daniel Bayman, Brookings Enstitüsü'nde Orta Doğu Politikaları Merkezi'nin kıdemli üyesi, terörle mücadele konusunda danışman. Sarah Shittern, Orta Doğu Gerçekleri Vakfı'nın kurucusu ve başkanı, üst düzey Amerika ve İsrail politikacılara danışmanlık yapıyor. Yanındaki bey David Green de buranın yönetim kurulu başkanı, İsrail'in Amerikan Kongresi ile ilişkileriyle ilgilenen bir düşünce kuruluşu. Profesör Chuck Freilich, eski İsrail ulusal güvenlik uzmanı, Orta Doğu güvenliği konusunda en çok itibar edilen uzmanlardan biri, Harvard Üniversitesi'nde ve daha pek çok büyük üniversitede profesör, Bilim ve Uluslararası İlişkiler Belfer Merkezi'nin kıdemli üyesi. Haham Dov Lipman, İsrail Meclisi'nden eski milletvekili, Yesh Atid Partisi'nin üyesi bir haham. Şu anda Afrika'ya su ve elektrik götürme projesinin yönetim kadrosunda. Arkadaşlarımızı tanıştırdığı kişilere sizden övgüyle bahsetmiş. Haham Yishai Filayşer, Hebron'da Musevi cemaatinin sözcüsü, aynı zamanda köşe yazarı ve yayıncı. Odet Revivi aynı resimde görüyoruz. Efrat bölgesinin belediye başkanı, avukat ve devlet adamı. Bir sonraki resimde göreceğimiz kişi İsrail ordusunda görevli bir subay. Terör saldırılarında kullanılan tünelleri tespit bölümünün başında. Profesör Uri Mingelgreen, İsrail'in Tarım ve Çevre Bakanlığı'nda danışmanlık yapan bir kişi. Devletin Tarım Teknolojileri Geliştiren Enstitüsü'nün başkanı, bir bilim adamı. Daha önce Çevre Bakanlığı'nın en üst düzey bilim adamı olarak görev almış. Haham Jeffrey Zaydel, Kudüs'te bir öğrenci merkezi var. Musevi gençlerin Musevilikle bağlarının güçlenmesine çalışan faaliyetleriyle çok tanınan bir haham kendisi. Sizi çok seven, övgüyle bahseden birisi. Eli Pipriz, İsrail'de Yaşa Konseyi'nin uluslararası ilişkiler yöneticisi, Amerika-İsrail ilişkileri için çalışan bir lobici, kendisiyle Türkiye'ye dönerken beraber yolculuk yapmışlar. Burada da Amerikan Kongre binasından birkaç resim görülüyor. Arkadaşlarımız resimleri olmayan daha pek çok üst düzey kişiyle görüştüler. Arkadaşlarımızın görüştükleri kişiler yaptıkları anlatımları çok önemli görerek radikalizm ve terörle fikri mücadele yapabilecek Müslümanların varlığından memnuniyetlerini ifade etmişler. Evet. Aslında dostluk, sevgi hem çok zevkli hem çok kolay. Hem zaten insanın ruhunda, fıtratında, zemininde olan ana duygudur. Bunu nasıl zorla körleştirip yerine nefreti ve kini koyuyorlar? Bir mucize. O kadar zor ki kin ve nefret. Çok zor, sıkıcı, azap verici, pislik ve kirli bir şey. Sevgi temiz, ferah, heyecanlandırıcı, çok nurlu, müthiş, hoş bir şey. Allah Allah. Sevgiyi yok ediyorlar. Nefreti, kini akıl almaz tırmandırıyorlar. Kan gövdeyi götürüyor dünyada. Ya toplanıp bir araya adamlar meseleyi halledemiyor. Ya kardeşim, Suriye'nin İran yöneticileri yok mu? Tamam, her fikirden adamla toplarsın. Ya zorunuz nedir kardeşim dersin. Toprak mı? Tamamı sizin olsun ya. Tamam, Allah Allah. İstediğiniz yere gelin. Zorunuz ne yani? Ne yani, asıp kesmekle ne kazanıyorsunuz ya? Sevgiyle rahat edin dersin. Yani petrol salın, o gel sen kullan, ne yapacaksan yap. Ya bu kadar azmaya kudurmaya ne gerek var ya? Hadi petrol, parayı aldın, ne yapacağım parayı? Mesela 70 yaşında adam, 80 yaşına gelmiş adam, ne yapacağım parayı? Yemek yemiyorsun zaten, çoğu şeker hastası, kolesterol hastası. Yoluna yürüyemiyor ya, bu azgınlığın sebebi nedir ya? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Suriye, bak görüyorsunuz, Türk ordusu Afrin'e girdi. Git git bitmiyor, Afrin gibi bir yer. Türkiye gibi büyük ya. Git git bitmiyor. Bomboş her yer. Tarlalar her yer bomboş. Herkese yeter ya, ne oluyorsunuz? Yani çok gereksiz bir kin ve nefret kafası var.
Çocuklara bile küsmeyi öğretiyorlar. Öfke, bunlar gülüyor. Mesela çocuk 3 yaşında, 2 yaşında çocuğa küsmeyi öğretmiş, onu göstertiyorlar. Tersi, mesela bağırmayı göstertiyor çocuğa. Kafa tutmayı göstertiyorlar. Onlar övünüyorlar, seviniyorlar. Ya çok korkunç, el kadar çocuğa niye öyle pis şeyler öğretiyorsunuz? Kötü şeyler, sevgi öğretsene ya, merhameti. Değil mi? Çocuk sevgiden anlar. Niye öyle kötü şeyler çocuğun ruhuna, kalbine ilka ediyorsunuz da onu kirletmeye çalışıyorsunuz? Bayağı kolay. İsrail, Suriye, Irak, İran, İran'ın toprakları ucu bucağı bomboş ya her yer. İran'da incin top oynuyor. Yani akıl olmaz geniş bir arazi var. İsrail bomboş oralar. Ürdün toprakları. Ya kardeşim 50 kilometre gidiyorsun bir adama rastlamıyorsun yani. Bomboş her yer. Ne oluyorsunuz ya? Yani alıp veremediğiniz nedir? Kapıştırılamayan, sökülemeyen nedir ya? Ne derdiniz yani? Gelin hepiniz kullanın. Bir şey yok. Evet, dinliyorum.